normal çocuk değilsiniz. Siz geleceksiniz. Bugünün çocukları yarının yetişkin bireyleridir. Aklınızı kullanacaksınız. Mantığınızı işleteceksiniz. Ve sonuca ulaşacaksınız. Tıpkı gerçek bireyler gibi. Gel. Öğretmenim, müdür bey sizi görmek istiyor. Peki, hemen geliyorum. Siz dersiniz çalışın. Selam, bunu şatoya git. Tilkiyle Suat'la köprüye yolla. Sen de gel benimle. Dünyanın en mutsuz ve kötü adamı, çocukların da mutsuz ve kötü olmasını istiyordu. Bunun için kötülük saçan bir kutu yaptırdı. Bu kutu çalıştığında çocuklar mutsuz, karamsar ve kavgacı olacaklar. Kutu gizlice fakat dikkat çekmemesi için sıradan yöntemlerle yola çıkarıldı. Ve çok yakında buralarda olacak. Toplanmış, çok bir zormuş işleri, pek keskinmiş dişleri.
Gelmiş yalnız başına. Kestik. Allah kahretsin böyle kanalında, böyle programında. Şunların haline bak ya. Rüya. Rüya. Televizyonda kariyer yapacakmış. Böyle mi yapacaksın kariyere? Boşu boşuna okudum ben 4 sene televizyon gazeteciliği. Rüya. Efendim? Bak şimdi. Bir adam, bir de onun tabancası. Bu hayatta 2 kişiler. Bütün kötülüklere karşı sadece ve sadece 2 kişiler. Adam ve tabancası. Bu bir dizi projesi mi? Evet. Evet. Tabancalı adam. Ya nereden bildin? 6 senelik nişanlımsın Oktay. Artık senin ruhunu okuyorum. Ama okuduğum şey çok sıkıcı. Ya! Bu seferki çok farklı. Beni dinlemen lazım. Lütfen. Ben dinlemeyeceğim seni. Yürü git İskender Bey'e dinlesin. İskender Bey beni dinlemesin ki. Kardeş uyuzu. Oo, siz de buradaydınız. Tırki gelmiş gecesi. Ay hepinizden nefret ediyorum ben. Bu ne? Yine bu salak. Hediyelerden Rüya abla, Rüya abla. Bu ne ya? Bak bir de burada kedi kardeş var. Bir dans eder, Allah seni inandırsın, aklını şaşırırsın. Saçma saçma konuşma. Çık dışarı. Bunları yapıyorlar, yapıyorlar, salıyorlar ortaya ya. Çık 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 çık. Yürü. Çıksana dışarıya. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Aynı annem gibi. Çık dışarı dedim.
Nereye gidiyorsun? Bırak beni. Anne. Anne mi? Anne mi? Anne mi? Dikkatli ol, burası diyeceğiz. He? Rüya ne oluyor? Yok bir şey. Pis hırsız. Kutumu çalmış. Rüya ne oluyor dedim sana. Ben de sana yok bir şey dedim. Hadi yürü. Yemek. Not defteri, 8 altın zincir, 4 taş yüzük, 2 saat. Toplam 872 YTL para. Daha çok para, bunları da say. Onlar dolar. Dolar para değil mi? Say. Limiti düşük göstermeye çalışıyorsunuz. Sana say dedim. Gene mi hadisi yaratıyorsun lan? Hırsızların prensi. Sen işine bak Amerika. Bakmazsam ne olur? Hayallerini de kendine mi söylersin? Annemi karıştırma ha. Ayrıl, ayrıl. Öt! Yine mi kapışıyorsunuz lan siz? Hayır! Size sormadım gerizekalılar. Çocuk, ne oluyor? Santo ganimeti eksik söylüyor. Ne yapıyor musun Santo? Hayır, yapmıyorum. Yapıyor. Hem de sen yaptırıyorsun. Yapmam ben öyle şey. Adi şerefsiz üçkağıtçı aşağılık bir adam mıyım ben? Evet. Lan! Hayır! Her 30 binde bir çocuğu serbest bırakacaktın. Bu zamana kadar 12 tanesini bıraktık ya. İki tatlım. Ne? Patron, 12 dedin tatlım ama sadece iki çocuk bıraktık. Onları da bırakmadın. Ailelerine sattın. Yeter be. Biz de burada iş çeviriyoruz herhalde. Bu kadar çocuğun masrafıyla uğraşmak kolay mı sanıyorsun sen? Nasıl dönüyor bu koca mekan? Bize bakmak istemiyorsan bırak bizi gidelim. Oho, hiçbir yere gidemezsiniz. Gerçek ailelerinizin nerede olduğunu sadece ben biliyorum. Buradan gitseniz bile ben istemedikten sonra onları bulmanıza olanak yok. Hadi yesenize yemeğinizi. Bıktım ben bu lapayı yemekten. Ne lapası lan? Mis gibi pirzola işte. Saçmalama, ne pirzolası? Görmüyor musun? Yiyorum işte. Ben niye göremiyorum o zaman? Hayal gücün yok da ondan. Çocuk nerede? Yok. Olmadığını görüyorum. Nerede? Gene olmayan annesiyle yemek yiyor herhalde. Bu çocuk iyice kafayı üşüttü tatlım. Çocuk! Çocuk! Anne. Merhaba anneciğim. Hoş geldin. Seni çok özledim anneciğim. Ben burada çok yalnızım anne. Çok yalnızım. Niye beni bırakıp gittin? Keşke şimdi yanımda olsaydın. Sana sarılabilseydim.
topladım. Çocuğum! 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 Dur gitme. Anneciğim gitme. Çocuğum! Ne var? Ne var ya? Bu yeni geldi. Eğitilecek. Hemen bu akşam başlayacaksın. Ekibini de topla, kızı al, harekete geç. Yürü! Bu gece izinliyim. Eğer bunu eğitirsen karşılığında iki kişiyi salarım, tamam mı? He? Volkan, gel benimle. Sen de yürü. Sözünü tutacaksın. Ben sözümü ister tutarım ister tutmam. Koskoca kanıyım ben. Koskoca kanıyım ben. Senden mi akıl alacağım? Çocuk! Getirebileceğimizi tahmin edemezdim. Ay, ben de rüyam. Aman, hemen iki güzel şey duy. Hemen saçmalamaya başla. Salaklaşma yine Oktay. Bir takmış. Benim Oki'ye yardım etmem gerek. Hamdi. Patron, biz nereye geldik böyle? Neredeyiz? Bilmiyorum Hamdi, bilmiyorum. Her yer çok karanlık. Peki niye açmıyoruz gözlerimizi? Ulan çünkü ellerimiz bağlı gerizekalı. Ah tamam. Patron, benim ellerim bağlı değil. Bak bunu fark ettiğin iyi olmuş. Bunca zamandır farkındasın da niye söylemiyorsun? Koca kafalı. Koca... Bak tatlım bana koca kafalı deme bozuluyorum ha. Bak tatlım bana koca kafalı deme bozuluyorum ha. Ulan sen de adam ol. Bir şeyi 50 kere söyletme o zaman. Bir saniye. Bakan Bey. Bundan sonra benim söylediğim şeyler. Patron. Patron. Patron o çantanın içi para mı dolu yoksa iğne gözlerimizi mi bağladılar? Ben böyle bir şeyi gözlerim kapalı bile görürüm Hamdi. Hamdi. Ne oluyor? Ben görmüyor muyum bu paraları? O bizim çocuk değil mi? ben bu çocuğu tanıyorum. Evet, bu bizim çocuk. Onu mu istiyorsunuz? Hadi. Ne diyor Hamdi? Yani diyor ki tatlım, bu çocuk artı aha da şu şey eşittir para. Öyle mi? Öyle mi efendim? Çocuğu mu istiyorsunuz? Patron, çocuğu yok etmemizi istiyor tatlım.
haber ayağıma geldi. Evet, ben haberin ayağına geldim. Vay be, organizasyona bak. Santo, Santo sen misin tatlım? Sıyırıp kızartacaksınız, sonra da getirip bana yedireceksiniz. Anladınız mı? Ana ben nereye geldim ya? Ana nereye geldim? Tatlım, burada mısın? Yürü hadi yürü, yakalayacak. Yürü. Ben sizi tanıyorum. Siz Rüya ablasınız. Bana bir kere Küçük Karınca şarkısını söyler misiniz? Kurtar beni lütfen. Ben sizin 748 programınızı da izledim. Ben aslında kovboyum. Yüzbaşı Tomris. Sen bana bir kere Küçük Karınca'yı söyle. Ben de sana bir kovboy şarkısı söyleyeyim. Mesela rin tin tin, rin tin tin. Tin 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 tin. Küçük karınca başlamış yavuşmaya. Karın, karın, karınca. Ne olur kurtar beni lütfen. Tatlım. Ne oluyor lan? İşte haber burada. Hayatımın haberini yakaladım. Bu sefer bitirdim seni çocuk gibi. Bitirdim. Aa, yine mi sen ya? Niye? Beni sevmiyor musun? Elbette sevmiyorum. Çocuğu hemen bulup bana getiriyorsunuz, hemen! Bunu benim söylemem gerekmiyor muydu Hamdi? O çocuğu hemen bulup bana getiriyorsunuz, hemen!
önce dedim. Sabahtan önce olmaz. Çantamı getirmezsen seni polislere veririm. Hayır söyleyemezsin. Niyemiş o? Seni duydum. Bizimle ilgili haber yapmak istiyorsun. Haberi yapmadan polise falan gitmezsin. Bu kadar akıllı olmak zorunda mısın sen? Sokaklarda yaşamak için bu şart. Ukala. Oraya otur bağ. Niyemiş o? Çünkü seni sevdim. Ya sen kendini ne zannediyorsun? Çocuk. Çocuk değilsin canım sen, hırsızsın. Ama sen kendini çalıyorsun. Hiç de bile canım. Ben hiçbir şey çalmıyorum. Allah'a şükür hiçbir şeye ihtiyacım yok. Her şeyim var. Ben de habersiz kayıt yaptım. Bu çalmak demek. Onu nasıl aldın? Hayal gücümle. Ya sen kendini ne zannediyorsun? Bak bu sefer bittin. Kesin bittin. Gerekirse ben o haberi yapmam. Yine de seni yakalatırım polislere. Sana oraya oturma dedim. Tehlikeli. Sana mı soracağım? Otururum. O zaman şu kolu çekme. Otururum da kolu da çekerim. Sen doğduğunda kaç yaşındaydın? Ne demek o? Hiç çocuk olmadın mı yani? Saçmalama, tabii ki oldum. Ama hayal kurmasını bile bilmiyorsun. Öyle mi canım? Senden çok daha iyi hayal kurabilirim ben. Göster öyleyse. Kameramı ver. Ve hayal kurarsan veririm. Seninle pazarlık falan yapmayacağım. Hayal falan da kurmayacağım. Ver şu kamerayı dedim. Geldi, al. Ay! Gözlerini kapa. Saçmalama. Saçmalamıyorum. Çorbanın güzelliğine bak. Tadını çıkarsana. İşte bu da ay. Bizim de bir arabamız vardı. Babam kullanırdı. Ben hep annemin kucağında otururdum. Birlikte gezmeye çıkardık. Sonra bugün ne oldu biliyor musun? Korkunç bir şey. Annem çok özlüyorum. Onun da senin gibi güzel saçları vardı. Anne gibi kokardı. Anne gibi kokmak ne demek biliyor musun? Çok acayip bir şey. Sen de anne gibi koktuğunu biliyor musun? Sana kameramı ver demiştim! Eski baruthane yolu. Burası galiba Hamdi. Tatlım. Buyurun. Evet. Bunlar oğlumun giysileri. Şimdi söyleyin. Oğlum nerede? Okulda. Okulda mı? Okulda mı? Ne tür bir okul bu? Hamdi, Allah senin belanı versin tatlım. efendim, şimdi şöyle. Biz bir eğitim kurumuyuz aslında. Genel müdürümüz Hamdi Bey'in söylemek istediği o. Sokakta kalmış anne baba sevgisinden mahrum zavallı kimsesiz çocukları topluyoruz, eğitiyoruz. Topluma yeniden kazandırmak için. Sonra da aileleriyle buluştuğumuzda onları yetişkin birer birey olarak iade ediyoruz kendilerini. Evet.
Tabii bir miktar bağış talep ediyoruz ailelerden bunun için. Para problem değil. Yeter ki oğlumu bana geri verin. Bismillahirrahmanirrahim. Para tam bir atlama, atlama kırarım bu tarafını, sakın atlama. Efendim, o zaman şöyle yapalım. Biz gidip hazırlıklarımızı tamamlayalım okulda. Sonra da sizi aldıralım okulumuza. Siz de çocukla kavuşun birbirinize. Çocuk mu? Benim oğlumun bir ismi var Gani Bey. Pekala. Kurumumuzda görüşmek üzere. Görüşürüz. Anlat. Ne anlatacağım? Kız nerede? Kızın çantası nerede? Kutu nerede? Bilmiyorum. Anlamıyorum ne dediğinden. Bana ayak yapma lan. Kız dün gece mekana geldi. Oradan da beraber kaçmışsınız. Kızın çantasını da zaten siz götürmüşsünüz. Nerede diyorum? Bilmiyorum ama bilsem de söylemezdim zaten. Bak çocuk, sen benim en değerli elemanımsın. Senin üzerinden kazandığım parayı ben banka hortumlasam kazanamam. Bu yüzden benim için çok değerlisin. Sana bir zarar gelmesini istemiyorum. Onun için bana şu çantanın, kutunun yerini söyle. Ne yapıyor bu Hamdi? Dans etmiş olabilir mi? Dans mı ediyorsun? Lan, 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 lan. Benim kardeşim ulan. Şerefsizler. Siz kardeşlik nedir biliyor musunuz ulan? Allahsız Kızılderililer. Lan bana şu kutunun yerini söyleyecek misin Allah'ın cezası? Lan burada yüzbaşı Tombix var ulan. Sizin manifutunuz varsa bizim Allah'ımız var. Kim lan? Lan. Şerefsizin evlatları. İmam bayıldı. Kaçıyor. Çocuk kaçıyor. Ha, kim? Çocuk dur. Zindana mı girmek istiyorsun yoksa? Üzgünüm ama daha önemli işlerim var. Rüya, şu masayı görüyor musun? Görüyorum. Az sonra onun altından aslanlar çıkacak. Ve beni yiyecek. Nerede bende o şans Oktay? Şey pub'ında, beni biliyorsunuz, ben sizin kanalınızda çocuk programı yapıyorum. Ama aslında ben bir haberciyim. Çocuk hırsızlığı ile ilgili bir televizyon programı ben, haber programı yapmak istiyorum. (Gülüyor)
Oktay. Oldu. Hadi iyisin. Yönetmezsin. Efendim, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İnanın mahcup etmeyeceğiz biz sizi. Oktay. Oktay, kalk beni rezil etme Oktay. Evet sevgili seyirciler, işte şimdi İstanbul'a inim inim inleten kapkaç çetelerinden çocuk hırsızların o iğrenç, ruhsuz, duyarsız, kötü... Rüya. Rüya, abartma. Kötü kalpli çocuklar çetesinin karargahındayız sevgili seyirciler ve şimdi içeri giriyoruz. Ne yapıyoruz? İçeri giriyoruz sevgili seyirciler. Ben oraya girmem. Hele hele anlattıklarından sonra hayatta girmem. Öyle bir girersin ki sen bile şaşırırsın Oktay, yürü. Sana şu kadarını söyleyeyim Rüya. Kessen girmem. Keserim Oktay. Peki nasıl gireceğiz içeri? Urdündar taktiğiyle. Ne? Abi, o çocuk önemli. O çocuk çok önemli. Benim için şu anda dünyada her şeyden daha önemli. Anlıyorsun değil mi? Hamdi. Tamam lan, senden sonra her şeyden daha önemli diyecektim. Dünyanın servetini kazanacağız. Düşünsene, aynı şeyi iki kere satıp para kazanacağız. Ama ne yapın yapın, o çocuğu bulun Hamdi, o çocuğu. Selamun aleyküm birer. Aleyküm selam tatlım. Tatlım mı? Ne oldu, beğenemedin mi birader? Sen kimsin ya? Yani? Ben Sağmalcılar Cezaevinden. Cevat. Cevat. Oo Cevat, ne haber ya? Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni buraya? Aa, işte sakalsız kaldım da abi. Belki birlikte bir iki iş çevirebiliriz diye düşündüm. Bir yemek yedirsin artık bana evinde ha? Patron, bu ne tatlım? Kamera. Gizli kamera. Gavur neler icat ediyor değil mi abi tatlım? Saati de sahte lan lavuğun. Sahte mi? Rüya! Ay Allah ya, nasıl anladılar? Rüya, sana diyorum! Oktay bırak saati, kaç! Oktay kaç! Patron. Patron ne oldu şimdi tatlım? İşi kıvıramayacağım baştan belliydi. Bana aldığın saat sahte çıkmasaydı ben yine idare ederdim. Ya niye ederdin ya? Korkudan adamların kucağına bayılıverecektin. Korkarım tabii. Uğur Dündar mıyım ben, yönetmenim? Ya sen bu korkaklıkla apartman yöneticisi olamazsın. Ben sana söyleyeyim. Bana bunu söylemeyecektin Rüya. Niye canım? Şimdi bana günümü göstermek için dizi yönetmeni mi olacaksın? Zaten sana ihtiyacım yok bunun. Ben kendi işimi kendim yaparım. Yönetmen olacakmış. Sen önce bir haber kameramanlığını doğru düzgün yap. Bak yine sinirden karnım acıktı. Ya zaten az biraz aklın olsa abuk subuk dizi projeleriyle uğraşmazsın. Konuş lan! Tatlım vallahi bilmiyorum, niye inanmıyorsun? Allah tartım bilmiyorum. Nerede saklanıyor lan çocuk? Vallahi bilmiyorum patron, yüzbaşı tombiksi at! Yapılır mı bu patron ya? Çocuk nerede saklanıyor? Niye inanmıyorsun patron, vallahi bilmiyorum. Sana niye inanayım ulan? Sana niye inanayım ulan? Sana niye inanayım? Hem çocuksun hem hırsız. Sana niye inanayım ulan? Buldunuz mu? Maalesef yok. Sanki yer yarıldığı içine girdi. He? Bence havaya uçtu. Ne saçmalıyorsunuz lan? Bir çocuğu bulamadınız mı lan? Nerede ulan bu adam? Anne! Anne!
nesi ya? Kamera şakası falan mı bu? Ne olur sana anne desem? Diyemezsin çünkü ben senin annen değilim. Annemsin. Değilim dedim sana. Annemsin işte. Ya yürü git buradan ya. Annem ol o zaman. Ya annem falan olamam. Neden ama? Çünkü ben çocukları bile sevmem ki. Ama ben senin bildiğin çocuklardan değilim. Usluyum, akıllıyım, zekiyim. Derslerimi çok çalışırım. Seni hiç üzmem. Lütfen annem ol. Ya peki ama niye ben? Çünkü anne gibi kokuyorsun. Sadece geceleri kollarında uyumak istiyorum. Lütfen yanına al beni. Tamam kardeşim de, bak bu söylediğin para çok az. Neden az olsun? Patronum bunun uygun olduğunu düşünüyor. Kutu için 500 bin, çocuğu ortadan kaldırmak için 250 bin daha. Kutu işi kolay kolay. Ama senin bu çocuk dediğin canavar gibi bir şey. Benim onu bulmak için tonla para harcamam lazım. Peki, 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 peki. Al. Bu kutunun parası. Çocuğu getir, gerisini de al. Ya sen ne kadar temiz iş yapıyorsun be kardeşim. Gel bir sarılayım ben sana. Buradan sakın bir yere ayrılma. Burası tehlikelerle, tuzaklarla dolu bir yerdir. Sen burada bekle, ben gelip seni alacağım. Fazla geç kalma. Tamam, tamam. Burada bekle, geliyorum ben. Kaydın olmadan giremez. Sen çocuk. Rüya dinlemen lazım benim. Çok acayip şeyler oluyor. Evet farkındayım. Takıldın peşimi bırakmıyorsun. Bu çok acayip bir durum. Ama o adam nişanlı mı ne?
Oktay. Beni bir kerecik dinlesen. Rüya. Bu beni seni rahatsız ediyor. Rüya, dinlemen lazım beni. Evet, rahatsız ediyor. Öyleyse biz de gereğini yaparız. Ya dinlemen lazım beni. Bu insanlar değil, insanlar değil. İnan bana. Ya bırak beni. Nerede? Nerede kutu? Ben bileyim. Bırak beni. Nerede kutu? Bak. O kutuyu bana vereceksin. Canım pahasına da olsa o kutuyu senden alacağım. Tamam vereceğim. Bırak beni. İşte buradan al. Sana o kutuyu ver demiştim. Efendimiz! Efendimiz! Tatlım, çocuğun işini bitirdim. İyi yaptın Oktay. Şimdi sıra geldi bizim çocuğumuza. Saçma saçma konuşma Oktay. Benim çocuk yapmaktan çok daha önemli işlerim var. Gidip programı montajlamam gerekiyor. Ama yakın bir zaman sonra bunlara ihtiyacım kalmayacak. Dedim ya Rüya. Çok yakında. Kardeşim niye gülüyorsun? Rüya Hanım, bu haber programı gibi değil, sanki komedi şovu gibi olmuş. Yani bu görüntülerle haber bağlanmaz ki. Al de şuna bak. Belki bunda bir şey vardır. Bak. Vay. Burası neresi? Al işte, görüntü istiyordun. Al sana görüntü. Tamam işte. Bak burada malzeme var. Dur 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 dur. Sar bakayım geri. Merhaba Rüya. Bana inanmıyorsun biliyorum. Ama buradaki bazı görüntüleri izleyince yalan söylemediğimi anlarsın. Ben kötü bir çocuk değilim. Aslında arkadaşlarım da değil. Fakat böyle bir yola girmişiz işte. Kurtulmamız mümkün olmuyor. Ben seni bir umut olarak görmüştüm. Ben sana yardım edersem sen de bana yardım ederdin. Senin tehlikede olduğunu anladım ve senin için çırpındım. Ama sen beni dinlemedin. Seni çok sevmiştim. Hani sana da söyledim ya, anne gibi kokuyorsun. Yalan değildi. Gerçekten de öyle.
annem gibi sevdim seni. Ama sen beni istemedin. Canın sağ olsun. Umarım o kutu yüzünden başına kötü şeyler gelmez. Umarım bundan sonra çocukları daha çok seversin. Bu arada benim elbette bir adım var. Onu sana söylemeyi çok isterdim. Ama söyleyemem. Elveda. Kutu için 500 bin, çocuğu ortadan kaldırmak için 150 bin daha. Sen burada bekle, ben seni gelip alacağım, tamam mı? Fazla geç kalma. Çocuk! Ama kıvrak zekamlı olayı çözdüm. Buyurun. Rüya, konuşmamız gereken şeyler var. Farkındayım. Güldük, eğlendik ve şimdi sıra geldi sevgili çocuklar şarkımıza. Şarkımızın henüz bir ismi yok. Ben istiyorum ki şarkıya ismini sizlerle hep beraber verelim. Bu bizim şarkımız olsun. Ya!
Çok özür dilerim. Efendim? En güzel şey bitmedi. Yukarı gidiyorum. Efendim, her şey hazır efendim. Mühendis, baş mühendisimiz bize bağlantı konusunda yardımcı olacak. Bağlantı şöyle oluyor. Önce bağlantıyı kutuya koyuyoruz. Ardından da makineye. Ondan sonra arasında ufak bir yer kalıyor ki onda siz yapacaksınız. Ve efendim tıpkı sizin istediğiniz gibi tüm ülkeye, tüm alıcılara duyuruyorsunuz. Sizin için son bağlantıyı siz yapacaksınız. Ardından kutudaki enerji elektromanyetik dalgalarla tüm ülkeye yayılacak. Ülkenin her yanına, yani bütün alıcılara, bütün televizyonlara, yani bütün çocuklara, yani efendim tüm ülkeye yayılıyor. Bütün ülke, hepsi dinleyecek. Hepsi, bütün çocuk... Gerizekalılar. Gerizekalılar. Beni asla yakalayamazsınız. Gerizekalılar. Kimmiş lan geri?
yapacaksınız? Bana da böyle anne şefkatiyle davranabilecek birini bulursam direkt yanına. İstiyorsan senin de annen alabilirim. Nasıl yani? Ben artık çocuğun annesi oldum. Evet, Rüya artık benim annem. Onun annesi var zaten. Var mı? Benim annem var mı? Nasıl ya? Anne. Tüm çocuklar hayal kurabildikleri anne. Kadar dünyadaki her şeyi değiştirip anne. Durdular. Anne. Dünyadaki tüm çocuklar hayal kurup anlaştılar. Anne. Dünyadaki her şeyi değiştirip anne. Çocuk oldular. Rüya kim? Durdular. Sen yokken o benim annemdi ama şimdi sen varsın. O zaman ablan olsun. Olur. Rüya. Benim ablam da yok. Ablam olur musun? Kardeşin var mı? Dünyadaki tüm çocuklar hayal kurabildikleri kadar dünyadaki her şeyi işte. Ne dedin bana? Merhabalar. Merhaba teyzeciğim. Merhaba. Sizin gözleriniz renkli mi? Ne güzel, benimki de. Bir de sanki burnunuz biraz benimkine benziyor. Öyle gerçekten. Evet, hani şey diyorum, siz çocuğun değil de benim annemmişsiniz falan. Hop, annemi rahat bırak. Niye ya? Belki benim annem. Mümkün değil. Niyeymiş o? Çünkü annem senin gibi bir salağa doğurmuş olamaz. Abo! Ne işin var burada? Geri zekalı içeri mi girmek istiyorsun yoksa? Ha? Şşt, tatlım. Şşt, çocuk hadi çıkar bizi buradan bir şeyler yap. Heh. Çok kolay. Kolay mı? Nasıl? Gözlerinizi kapayın ve hayal kurun. Ne? Ha? Gözlerinizi kapayın ve hayal kurun. Ne? Hapisten çıktığınızı düşünün. Evet, evet. Çıkıyorsunuz. Evet. Dışarıdasınız. Dışarıdayım, çıktım. Evet. Hapishaneden kurtuldunuz. Evet. Çıktım, gidiyorum. Evet. Oh! Oh! Ah! Vurun! Çocuk! Acıyor, acıyor. Lanet, acımaz. Çocuk acıyor. Anam, vurun! Lanet, acımaz. Ah, çocuk! Çocuk! Bırakın!